özü, sırrın sırrına vakıf olduğu zaman insan, bu özün özü, sırrın sırrı işte rububiyet sırrına da açılıyor bu kapı. Yani insana Allahu Teala her özelliği tam kamilen verdiği için insan Allah ile cedelleşmiştir. Biz Allah ile cedelleşmemizin sebebi nefsimizden kaynaklanıyor. Nefsimizin hakikatinden, bak şimdi burayı iyi anlayalım. Nefsimizin hakikatinden. Çünkü nefsimizin hakikati gereği biz bize emreden başımızda amir kimseyi kabul etmeyiz. Yaratılışımız bu şekilde yaratılmış. Yani bize bir emreden, bizi güdüm altına alan bir iradeyi kabul etmeyiz. Neden? Allah o sırrı bize verdiği için. Hangi sırrı verdiği için? Allah'ın üzerinde Allah'a hükmeden bir güç kuvvet var mı? Yok. Adem'i kendi suretinde yarattığın Heh. özelliği mi oluyor? Heh işte. Ben Adem'i kendi sureti üzere yarattım. Resulullah Efendimizin Allah Adem'i sureti kendi sureti üzerine yarattı hadisinin açıklaması bu işte. Yani bu sır denilen mevzu bu. İşte bunun için insan itiraz ediyor. Karşı çıkıyor. Kabul etmiyor. Neden? Kendindeki o sırdan kaynaklanan emanet kuvveti kendine mal ettiği için. Bütün mesele bu. Evet. Onun emanet olduğunu farkına varsa hiçbir Farkına şey vardın mı? yapamıyor. Allah'a teslim ediyor zaten. Evet, o emanet kuvvet bizde var. İşte bu kuvveti ne yapıyor kişi? Bu kuvvet benim dediği an Rabliğini iddia Ama ediyor. aynı zamanda ilmi suretsin. Ama bakın, ilmi suret olmak ayrı bir mevzu. Şimdi ilmi suret o hakikatleri zaten idrak etmiş olsa bunun da emanet olarak kabul Zatın ediyor. olarak ilmi suretsin. Yani. Tabii. Allah'ın zatında tabii ki ilmi suret. Şimdi bu hakikatleri idrak etmiş olsa zaten emanet olduğunun bilincine varacak. Fakat bu hakikati idrak etmediği için bana verilen bu sır diyor, işte bu sır kendi içinde doğasında adeta onu şey yapıyor, ne diyelim, tetikliyor. Davranış biçimi oluyor. Tetikliyor, ne yapıyor? Diyor ki benim üstümde emir veren kimseyi kabul etmem. Ben kimseye itaat etmem. Ben hürüm. Zaten insanların birçoğunda bunu görürüz bakın. Öyle tabii. İnsanların birçoğu bu duygu, bu ego dediğimiz o kadar çok açığa çıkar ki ben hürüm kardeşim, bana kimse emir veremez. Kimsenin emri altına girmem. Ne çok. Tabii benlik. Yani bu aslında bu kuvvet nereden geliyor işte? Bizdeki o sırdan geliyor. Yani o Maşallah. rububiyetin sırrı dediğimiz mesele var ya, buradan geliyor işte. Yani Allahu Teala bize verdiği nefse bu sırrı yerleştirdi. Peki bir de şöyle bir Kendi şey var mı? Allah kuvvesini, kendi bunu kuvvesindeki bir gücü bize aktarmış oluyor. aynadaki yansıması. Yansıması, tecellisi. Evet. Yani kula kul olmak istemiyor, Allah'a kul olmak istiyor. Hakikat tarafıyla baktığı bir de böyle var. Yani hani Ha, bunu mesela hakikati idrak eden, bu ha. hakikati idrak edip de ha, bütün özgürlük denilen şey, Allah'a kul hürriyet olmak denilen istiyor. şey gerçek manada Allah'a kullukmuş. Bunu anladım deyip bu sefer ne oluyor? Çünkü hürriyet odur. Hakiki manada hürriyet Allah'a kul olduğunu idrakine varmaktır. Bunun ötesinde hürriyet yoktur yani. Başka hürriyet yoktur. Çünkü mutlak manada hürriyet yaratılmış için mevzu bahis değildir. Bulamaz. Böyle bir şey yok. Boşu Bakın, boşuna. mutlak manada hürriyet yaratılmış ne olursa olsun. Her şey İnsan, serbest. cin, melek ne olursa olsun hiçbir şey için mümkün değil yani. Sistemin içinde. Tabii sisteme aykırı bir şey. Mutlak Perçemde. manada hürriyet Perçemde. ancak Allah'a aittir. Tabii. Tabii. Perçemden Perçemde. çekiliyor çünkü. Herkes çekiliyor. O zaman bu manada ha, o zaman kula düşen ne oluyor? O zaman kulun anladığı hürriyet ne oluyor? Veya anlamamız gereken, hürriyetten anlamamız gereken ne oluyor? Allah'a gerçek manada kul olmayı idrak etmek, kul o zaman hürriyetine kavuşmuş oluyor işte. Gerçi hürriyet bu olmuş oluyor. Taylan'daki dördüncü sure gibi. Yani sana ibadet eder, senden Senden yardım yardım isteriz. isterim. Tabii. Tabii ki yani onun kulu olduğumuzun idrakine varmak işte. Ha, başka hiçbir şeyin değil. Sadece Allah'ın kulu olduğumuzun idrakine varmak. Şirklerden arınmış, temizlenmiş bir vaziyette. Tabii. Burada şimdi gene farklı vecihlerden hep mesele anlaşılsın diye izah etmeye çalışıyoruz. Rububiyet sırrı meselesinden hani. İşte burada insanın Muhittin İbn Arabi Hazretleri, bir de şu örnekten girelim. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki Allahu Teala Fütuhat'ta geçiyor. Bana seslendi. Bütün yaratılışı ilk yaratılıştan itibaren her şeyle bana açtı gösterdi.
Ben de izledim, seyrettim. Sonra bana dedi ki, bunda karıştırılacak bir şey var mı? Anladın mı? Ben de anladım dedim. Sonra Resulullah Efendimizin imana daveti üzere davetine icabete döndüm diyor. Bakın bu aslında çok büyük bir kelime. Bak buradaki iyi analiz edelim bak buradaki sırrı. Bütün hakikati, yaratılışın her şeyini bana göstermiş olmasına rağmen Allahu Teala ne diyor? Resulullah Efendimizin imana daveti üzere davete icabete döndüm. Ve devamında diyor ki Resulullah Efendimizin yolundan Allah bizi ayırmasın. Onun davetinden ayırmasın. Yani Resulullah Efendimizi devre dışı bırakmıyor. Bırakılamaz. Böyle bir şey mümkün sistemi değil. Sistemi anlamış. Sistemi anlamış. Evet. Çünkü onu o Allah'ın gösterdiği bütün o ilk yaratılıştan itibaren gösterdiği bütün sırları Resulullah Efendimizin nuru ile idrak ettiğinin bilincinde. Tabii. Onun için diyor. Çünkü Resulullah Efendimizin nurunu devre dışı bırakamaz. Çünkü Resulullah Efendimizin nuruyla görüyoruz biz. Bak ne duyuyorsak, ne görüyorsak, ne tat alıyorsak, ne zevk alıyorsak, ne lezzet alıyorsak, ne terakki ettiysek, neleri müşahede ettiysek hepsi bir cümle hepsi Resulullah Efendimizin nurunun bizde o nüvesinin bulunmasından kaynaklanıyor. Eğer o nüve bizde bulunmasa, o nüve işlevini yerine getirmese biz bunların hiçbirini yapamayız. Çünkü ilk yaratılan Resulullah Efendimizin nurudur. Hakikati Muhammed. Alem diyorlar ya. Evet. Dolayısıyla her şey onun içinde dürülmüş olarak mevcuttu. Lübbüllüp. Bir cihetten gene bu da lübbüllüptür. Her şey onda, o noktada, o ilk yaratılan nurda mevcuttu. Ne şekilde? Dürülmüş. Yani nasıl? Bir hokka içinde mürekkep düşünelim. Bir hokkanın içerisinde mürekkepte 300 sayfalık kitap vardır. Ama nerede o? Şu an hokkanın içinde. Ne oldu o? O hokkanın içerisinden kamışla yazılarak ne oldu? 300 sayfalık kitap oldu. Neler neler ne sırlar ihtiva ediyor değil mi? Baktığın zaman ama mürekkep. O mürekkebe baktığın zaman orada sır yok. Orada o manalar yok. Altı üstü mürekkep. Ama o noktada kainat var. Yani. Ama açtığın zaman birçok kitap oluyor. Ve o kitaptan ne ilimler çıkıyor. İşte dürülmüş olarak da hakikati Muhammediye'de, nuru Muhammediye'de bütün bu tafsilat mevcut idi. Allah-u Teala o hakikati Muhammediye'yi de açınca işte alem dediğimiz, alemler dediğimiz bu alemler halk olununca tafsilat da zuhur etti, açığa çıktı. O nuru Muhammediye'nin içerisinde o itiraz etme şeyi de var, özelliği de var. Tabii bakın nuru Muhammediye'yi nereden yarattı Allah-u Teala? Ne diyor kutsi hadiste? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Bilinmekliğimi murad ettim. Adem'i halk ettim.